Kayaköy'de hem yerel halk, hem esnaf, hem de tatilciler susuzluk ve elektrik çilesi çekiyor. Bu sabah çektiğim bir tane video var. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bilmiyorum ne kadar görülebilir ama akan suyumuz sadece bu kadar. Yani bu su yaşamak için yeterli midir? Sadece bunu sormak istiyorum yetkililere. İlçelerde bazen saatler süren su kesintileri yaşanıyor. Turizm sezonunun açılmasıyla daha da yoğun olan Kayaköy'de günlerce süren su kesintileri boy gösteriyor. Bunun sebebi ise MUSKİ'nin altyapı çalışmalarını tamamlayamamış olması. Kayaköy sakinleri MUSKİ'nin acil bir çözüm bulması gerektiğini belirtip MUSKİ'yi göreve davet ettiler. Öncelikle son bir aydır Kayaköy'ünün çok ciddi bir şekilde su, içme suyu ve kullanma suyu sıkıntısı var. Artık hiç akmama durumunda musluklardan sular. Akan sularda son derece artık kullanma suyu için bile kalitesinin uygun olmadığı bir su. Tabii bunun yanında hiç bugünlerde dikkatimizi çekmeyen ama kısa bir süre sonra sağlık sorunu başta olmak üzere ciddi sıkıntılara neden olacak olan kanalizasyon. Yani kanalizasyon olmadığı için her yapı foseptik dediğimiz çukurlarla atıklarını biriktiriyor. Bir süre sonra bu kullandığımız yeraltı sularına karışacak olan bu atıklar ciddi sağlık sorunlarına da neden olacak. Elbette Kayaköy'ü 2014'deki yerel seçimlerden bu yana büyük şehir yapılanması içerisinde Fethiye Belediyesi'nin de bir mahallesi burası. Yani Fethiye'nin merkezindeki mahallelerin nasıl hizmet alıyorsa buranın da aynı hizmetleri alması gerekiyor. Kayaköy'de ikamet etmekteyim 24 yıldan beri. Ben geldiğimden beri bu sorunu var. Eskiden kuyudan çekiyorduk. Şimdi artık yapılaşma çoğaldığı için bu sorun daha çok bizi ileride tehdit edecektir. Ama tabii ki yeraltı sularını kullanacağız. Tamam, yeraltı sularımız destek verecek ama bu da bir zaman sonra bitecek. Burası kurumayacak. O zaman artık nereye gideriz bilemiyorum. 3 yıldır Kayaköy'de yaşıyorum ve bu problem 3 yıldır devam ediyor. Gerçekten artık yaşamak için bile suyumuz yok. Hani bırakın makineleri, artık onlar biraz daha lükse dönmüş durumda. Ama artık yani içmek için suyumuz yok, banyo yapmak için suyumuz yok. Ve artık bu gerçekten çok ciddi bir problem. Yani bunu yetkililere söylüyoruz, muhtarımıza çok sağ olsun gerekli açıklamaları bize yapıyor her seferinde azalarıyla birlikte. Bu konuda hiçbir şikayetimiz yok ama sanırım MUSKİ'nin artık bu problemleri çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Kayaköy'de çokça kaçak yapılaşmanın olduğunun da altını çizen vatandaşlar ne kaçak yapıyı durdurabiliyorlar ne de yoğunlaşan mahallelerin su sorunlarını çözebiliyorlar ifadelerini kullandılar. Uygulama imar planı ya da koruma amaçlı imar planı olmadığı için buradaki yapılaşmanın neredeyse tamamı kaçak yapılaşma. Bu kaçak yapılaşma nedeniyle de hem Büyükşehir hem İlçe Belediyesi imar planı olmadığı için altyapı yapamama gerekçesini ortaya koyuyor. Yani bu hırsız hikayesine döndü. Baba eve hırsız girdi, yakaladım, getir oğlum, gelmiyor, bırak oğlum, gitmiyor. Yani kaçak yapıya engel oluyorsunuz, olamıyorum, altyapı yap, yapamıyorum. Yani bunun bir çözümünün olması gerekiyor. Hemen hemen her şey söylendi ama genel olarak elektrik kesintileri çok abartılı hale gelmeye başladı. Yani burada turizmden geçimini sağlayan işletmeleri çok zor durumda. Bizler işletme değiliz, bizler bile zorlanıyoruz ki işletmeler çok daha zor durumdalar. Diğer yandan mahalleli turizm sezonunda bölgeye gelen tatilcilerin su sorunundan dolayı tatillerini yarıda bırakıp gittiklerini de söyleyip Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne isyanda bulundular. Burası biliyorsunuz yoğun bir turizm bölgesi ve işte yerli ve yabancı bir sürü turistimiz geliyor buraya. Ve gelen insanlar da bu durumdan şikayetçiler. Gelen insanlar villalardan su probleminden ve elektrik probleminden şikayet edip burayı terk ediyorlar. Artık çok yakın bir zamanda buna çözüme kavuşturmalıyız diye düşünüyorum.